Selam sevgili arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Bugün sizlerle çok sevdiğim, yine her zaman gibi hep de söylüyorum, Terazi burcu kadınları için Şubat ayını yorumlayacağım. Bakalım neleri tavsiye edecek kartlarımız. Hep birlikte göreceğiz sevgili arkadaşlar. Dilerseniz hemen ben başlayayım kartlarımızı karıştırmaya. Evet, hadi bakalım başlıyoruz. At ruhu geldi. Çok beni güldüren bir at ruhu. Ama özgürlük sizin dedi. Çok güzel bir ruhtur kendisi. Şimdi çiçeklenen bolluk kartımızla birlikte yanına kaygı geldi sevgili arkadaşlar ilk açtığımızda. Burada ne diyor? Hayatınızdaki bazı güzelliklerin oluşması için bu güzelliklerden yararlanabilmeniz için, bu çiçeklenen bolluktan faydalanabilmek için bazı kaygılarınız var. Aslında güzel günler sizi bekliyor. Fakat sizde bir kaygı var, sizde bir sessizlik var, sizde bir içe kapanma, uzaklaşma var bu ay. Yani Şubat ayında aranıza birisi girecek sevdiğiniz kişiyle veyahut da eşinizle. Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor ve kendinizi çok 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 ailenize adadığınızı görüyorum. O yüzden özgürlük sizin geldi. Bakın küçük ailenin de ötesine yanında kart ile birlikte. Zor bir döngüde sona ermek üzere diyor. Şimdi demek ki belki de burası, yani aranıza sevdiğiniz kişiyle aranıza giren kişi daha önce girdi. Siz de uzaklaştınız. Fakat diyor ki zor bir döngü sona ermek üzere diyor. İşte bu sebepten dolayı da sessizsiniz. İçten içe kendinizi bile yargılıyor olabilirsiniz. Hata benim, ben böyle olmasını sebep verdim diye de olabilirsiniz. Siz bu kişinin kim olduğunu ya bilmiyorsunuz ya da bu ay öğreneceksiniz. Çünkü ilham kartımız geldi, 7. çakramız geldi. Ben buradan her nedense sizin tanıdığınız, yani ailenizin, size yakın, yakın çevreden bir kadının sizin aranıza girdiğini düşünüyorum. Ve bu kadın da aslında tedirgin. Siz de tedirginsiniz, o da tedirgin. Ailenize çok fazla gözünüz kapalı da güveniyorsunuz. Tabiri caizse
sizden çok iyi bir şekilde faydalanıyor aileniz. Ama diyor ki bakın, at ruhu ile birlikte özgürlük sizin dedi. Harekete geçeceksiniz, hiç merak etmeyin. Bir şeyler düzene girecek. Bir şeyler değil aslında, baya baya bir şeyler. Yani sizin için önemli olan, bu hayatta olan her neyse, aşk ilişkiniz olabilir, evliliğiniz olabilir. Bunlar çok güzel düzene girecek olarak görünüyor. Şu yılanı merak ettik, bakalım kimmiş bu yılan? Size çok iyi şekilde gelmiş bu yılan. Sizin enerjinizi aşağıya çekmek isteyen birisi bu. Sizi belki de sinirlendirmek isteyen, belki de yoldan çıkartmak isteyen birisi olmuş. Yani bir konu hakkında sabit bir fikriniz vardır. Arkadaşınız gelir der ki ya sen de çok katı kurallısın. Birazcık aş kendini. Hep böyle aklınızı kurcalayacak kelimeler kullanmış olabilir. Sizi ikna etmeye çalışmış olabilir. Ya da çalışacak olabilir. Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Evet. Eşiniz sorumluluk almaktan çok uzaklaşmış gibi görünüyor. Ya da partneriniz, ya da sizi uzaklaştırıyorlar bu konuda. Aranıza bir kadın giriyor. Dikkatli olmanızda fayda var. Ailenizden istediğiniz bir miktar bir para var sanırım. Hakkınız olan bir şey. Belki bir yer satılmıştır. Bunu almakta çok tereddütlüsünüz. Çok böyle hani tedirginsiniz. Ama alacaksınız, hiç merak etmeyin. Böyle bir durumunuz varsa. Çünkü nedense böyle bir şey hissettim ve kart açtığımda kupa dokuzusu geldi. Pekala. Kaygınız güçle alakalı. Yani ben güce nasıl geleceğim diye düşündüğünüz bir konunuz var. Demek ki gücünüzü yitirdiğinizi düşünüyorsunuz. Ama aslında zor bir döngü sona ermek üzere diyor. Hiç merak etmeyin. Sessiz kalmaya devam. Sakin kalmaya devam. Pekala. Hadi bakalım şimdi sorularımıza geçelim. Bir işi olmayan sevgili terazi burcu kadını, bu ay bir çözüm bulacaksınız bu işe. Güzel, keskin bir çözüme benziyor. Bir işi olanlar için İş yerinizde bir oyalanma durumu söz konusu. Yani idare etmeye çalışıyorsunuz. Bayağı her şey idare oluyor sevgili arkadaşlar. Peki bir ilişkiniz yoksa bir engeliniz var. Bu neymiş bu engel? Şimdi şöyle bir şey, kırıcı bir söz, belki de bir davranış, belki de yalnız bırakıldınız. Bu sebepten dolayı keskin çizgileriniz oluşmuş aşk ilişkileri konusunda. Ama bu konuda aydınlanacaksınız. Güzel bir iletişim sizi de bekliyor. İletişimde kalmak sizin için çok iyi olur. Bir ilişkisi olanlar için ise bir seçim zamanı diyor sevgili arkadaşlar. Seçime gidiyorsunuz. Yani ilişkinizde baskın olan ne taraf, bu ay göreceksiniz. Siz misiniz yoksa sizden başka bir aile büyüğü mü? Bunu göreceksiniz. Sevdiğiniz kişi tarafından göreceksiniz bunu yani. Evli olanlar için ise evliliğinizi elinize sıkı sıkıya tutuyorsunuz. Çocuklar da var ve önünüzü göremiyorsunuz. Evlilik bu şekilde ilerliyor olarak göründü sizin için Şubat ayında. Peki platonik olanlar için ise platoniğinizden adım var sevgili arkadaşlar. Platoniğiniz size adım atacak. Ve ex partner, eğer ki ex partnerinizi bekliyorsanız, bakalım bu adamın enerjisinde size bu ay Şubat ayında geri gelmek var mı? Eski defterler kapanıyor artık. Sizin için çok çalışacak. Bu insan sizin için bu aydan itibaren çok çalışmaya başlayacak. Sizi geri kazanmaya çalışacak. Ve düğün, nişan, nikah, organizasyon, belki de ayrı bir eve çıkma, ayrı bir ev kiralama, satın alma, böyle bir durumlarda söz konusu olabilir sevgili arkadaşlar. Evet, sizlerin de yorumunuz bu şekildeydi. Umarım memnun kalmışsınızdır. Bireysel açılım için tabii ki de hepinizi beklerim. Ve Mart ayında görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.